Dinler arası diyalog birçok meseleden birini teşkil etmektedir. Kimi zaman dinler arası diyalogtan bahseden birileri olduğunda, sanki bir futbol maçı kurduklarını hissediyorum. Bir Müslüman, bir Musevi, bir de Hristiyan gelsin, ikili, üçlü diyaloglar kuralım şeklinde. and uh, i think it's absolutely important uh, education for all sorts of reasons it crosses social classes says. İsmim Dale Eichelman. Dartmouth College'da antropoloji ve beşeri münasebetler dalında çalışan bir profesörüm. 1966 yılından beri Orta Doğu üzerine çalışıyorum. Kuzey Afrika'dan Arap Yarımadası'na ve aradaki birçok yerlere kadar sonra İran, Orta Asya. Arapça konuşabiliyorum. Türkçe'yi konuşamadığım için üzgünüm. Fakat 1988 yılından beri düzenli bir şekilde Türkiye'yi ziyaret ediyorum. Ve üniversite yıllarımdan beri, yani siz doğmadan çok evvelden beri, Türkiye üzerine okumalar yapıyorum. Hizmet hareketini tanımam zamanla gelişen bir süreç oldu. İlk olarak hareketin bir parçası olan kişilerle 1996 yılında Washington'da tanıştım. Tanıştığım kişi Zaman Gazetesi'nin o zamanki editörüydü. O zamandan beri birçok insanla irtibatımı devam ettirdim. Hizmet teriminin kendisi en azından benim gördüğüm kadarıyla 2004 yılı gibi daha yakın bir zamandan sonra halk arasında yaygınlaşmaya başladı. Fakat onun öncesinde okullar, sosyal hizmetler gibi faaliyetler çoktan başlamıştı ve insanlar bunları yavaş yavaş tanımaktaydı. Hoca Efendi ile ilk olarak 1998 yılında tanıştım. Hatırladığım kadarıyla o zamanlar hala İstanbul'da yaşıyordu. Bir kolejin üst katında mütevazı bir hayat sürüyordu. O zamandan sonra kendisiyle hem New Jersey'de yaşadığım esnada hem de Pensilvanya'ya taşındıktan sonra birkaç defa daha görüştüm. Başlangıçta dikkatimi en çok çeken nokta onun geniş kitlelere seslenme tarzı oldu. Türkiye'deki o kolejin üstünde bir televizyon stüdyosu vardı. Geçmişine dair az bir bilgim vardı. Örneğin devlet okullarında bir öğretmen olarak başladığını biliyordum. Sanırım onu üzerinde çokça düşünmeye sevk eden bir soru sordum ona. İnsanlarla yüz yüze konuşmakla, bir televizyon aracılığıyla konuşmanın arasındaki farkı sordum. Bana göre ikisi arasında gerçek bir fark ve belli bir nostalji vardır. İkisinin mahiyeti farklıdır. Tabii ki hala daha birçok insanla yüz yüze konuşuyor. Fakat bence ondaki asıl farkı oluşturan şey, geniş kitlelere dahi seslenirken, sanki her bir kişi kendisiyle ufak bir daire içinde oturuyormuşçasına, o geçişi sağlayabilme becerisidir. Televizyon karşısında o samimi ve yakın atmosferi sağlamayı her insan bilemez. O ise bu geçişi sağlayabilmiştir. Ufak gruplarla ve yüz yüze olan ortamlarda kişisel bağların oluşması için uygulanması gereken düşünce ve ikna etme sistemleri ayrıdır. Diğer yandan geniş kitlelere hitap ederken işe yarayan yöntemler de ayrıdır. Hareketin genel olarak başarmış olduğu şeylerden biri, bir gecede olmasa da zamanla geniş kitlelere nasıl ulaşılabileceğini öğrenmiş olmasıdır diye düşünüyorum. Her ne kadar Türkiye kendi içinde bile farklı geçmişlere sahip olan birçok farklı topluluk barındırsa da, bu başarıyı yalnızca Türkiye içinde değil, aynı zamanda Türkiye dışında, hatta Türkiye ya da İslamiyet hakkında çok fazla bir bilgiye sahip olmayan kimseler arasında bile elde etmişlerdir. Hizmetin iki ana katkısı vardır bence. Bunu biraz düşünerek söylüyorum çünkü bazı şeyler var ki onları kısa cevaplara indirgemek zordur. Birincisi, daima eğitim üzerine odaklanmaları ve özellikle de bilim ve matematik gibi bazı açılardan başarılması en zor alanlara verdikleri önemdir. Yalnız bir yandan bu konularla mücadele ederken bir yandan işin sosyal yanını da ihmal etmemektedirler. İstikrarlı bir şekilde devam ede gelen bu sistemleri bence birçok insanı da cezbeden bir özellik olmuştur. Zaman içerisinde beni oldukça etkileyen ikinci bir noktada hareketin ilerleme yöntemidir. Arapça iki kelimeyle tarif edeyim. Davah yani davet ile değil, temsil ile. Yani misal teşkil ederek ilerlemektedirler. İnsanların iyi birer öğretmen olmasıyla, öğrencileri eğitim ve hayır işleri üzerinde ciddiyetle durmaya teşvik etmeleriyle, iş bitirici bir eda ile hareket ederek. Bana bakın, bana bakın, ben hizmet hareketinin bir parçasıyım diye haykırmadan, işin nasıl yapılacağını öğreten bir tavırla birer örnek olmayı başarıyorlar. Zaten hareketin bir parçası olan her kademedeki insanın mütevazılığı onların değişmeyen özelliklerinden bir tanesidir. Eğitimin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun birçok farklı sebebi var. Sosyal sınıfları aşan bir özelliği var. Etnik, dini, mezhepsel ve akla gelebilecek her türlü sınıflandırmayı aşan bir özelliği var. Bilime verilen önem ve bilim konusundaki yarış tüm dünyanın anlayabildiği ve ilgilendiği bir konudur. Türkiye'deki bazı özel üniversitelerdeki gözlemlerin ışığında öğrendim ki Türkiye'nin kendi içinde de özel olsun, devlet olsun, hizmet hareketiyle bağlantısı olsun ya da olmasın her okul belli düzenlemelere göre belirlenen bir müfredatı sıkı sıkıya takip etmektedirler. Yani tüm okullarda takip edilen müfredat aynı fakat muhtemelen hizmet okullarında bu eğitim öğrencilere daha güzel bir ortamda sunulmaktadır. Aynı şey Amerika için de geçerlidir. Var olan hizmet okulları ki yalnızca New Jersey eyaletinde ziyaret ettiklerim oldu. Devlet yetkilileri tarafından sürekli denetleniyorlar ve öğretmenlerin de belli bir yeterlilikte olmalarına dikkat ediliyor. Dinler arası diyalog birçok meseleden birini teşkil etmektedir. Kimi zaman dinler arası diyalogtan bahseden birileri olduğunda, Sanki bir futbol maçı kurduklarını hissediyorum. Bir Müslüman, bir Musevi, bir de Hristiyan gelsin, ikili üçlü diyaloglar kuralım şeklinde. Bazen aynı inancın içinde dahi birçok farklı bakış açısı söz konusu olabiliyor. Yine de bazı durumlarda bir tek kişi sahip olduğu inancı bütün bir dünya adına temsil edemeyecek olsa dahi, İnsanların bir araya gelerek ortak noktalarını aynı zamanda onları ayıran noktaları oturup konuşabilme fırsatını bulabilmelerini oldukça sağlıklı bir gelişim olarak görüyorum. Burada çok iyimser gelebilirim size ama bence insanların kendilerine ait özel günlere başkalarını da davet etmeleri Diyelim ki farklı dinden insanları bir Ramazan iftarına davet etmeleri oldukça görsel ve simgesel bir merasimdir. Şimdilerde Amerikan Kongresi'nde resmi oturumların başlangıcında açılışı bir Katolik rahip, bir Protestan papaz, bir haham ve bir de imam yapıyor. İmamlar daha yakın bir zamanda etkilenmiş oldu. En azından böylelikle Amerikan Kongresi'nin bütün dini grupları içine aldığını gösteren simgesel bir düşünce söz konusu oldu. Bence bu birlikte güzel geçinmenin bir sembolü ve o kumaşın bir parçasıdır. New York şehri gibi yerlerde görev yapan büyük polis kuvvetlerinin içinde de aşırı Ortodoks Haredi Musevilerinden, Güneydoğu Asya, Güney Asya, Orta Doğu, Afrika ve Amerika'dan gelen çeşitli Müslüman topluluklarda kadar her türlü dini anlayıp temsil eden gruplar yer almaktadır. Kanaatimce hizmet hareketinin içinde direkt olarak siyasete katılma hariç her şeyden bir şeyler vardır. Türkiye'deki birçoklarının benimle hemfikir olmayacaklarının da farkındayım. Türkiye içinde de Doğu Avrupa, Arap dünyası ve İran'da farklı dillerde fakat sürekli duymuş olduğum bir ifadeyi duymaktayım. Gizli ajanda. Ne yazık ki insanlar akıl sır erdiremedikleri, karmaşık hareketleri gördükleri ya da başarılı bir şeyi görüp de sebebini anlayamadıkları ve belli bir şüpheyle doldukları zaman işi kolay bir mantıksal açıklamaya bağlayarak burada gizli bir ajanda var deyip geçiyorlar. Bunu başarabilmek merkezi bir komiteden ya da tepeden inen bir emre bağlı olmak zorunda değildir. İhtiyaç duyulan şey, Arapça ifadesiyle el maslahat el amme ye, yani insanlığın ortak yararına dair bir adanmışlıktır. Bu siyasi bir terim değildir. Belli başlı herhangi bir dine bağlı kalmaksızın, genelin faydasına olacak olan şeyler üzerine insanların ortaya koymuş olduğu meselelere hitap etmektedir. Aşırı uçtaki bir örneği ele alalım. Bir hizmet okulunu ziyaret için günümün büyük bir kısmını adamış olduğum Moğolistan'a gidelim. Okulun eğitim ücreti, civardaki özel İngiliz okulu ya da diğer bazı okullara istenilen ücretin neredeyse beşte biri kadardı. Aynı zamanda belli burs imkanları da sunuyorlardı. Bu örneğin bütün öğrencilerden ücret talebinde bulunan İngiliz okullarına nazaran, bu okulların çok daha farklı bir Moğol öğrenci profili içinde erişilebilir olduğu anlamına geliyordu. Zorunlu bir ders olan Moğolca dersi haricindeki müfredat, neredeyse tamamıyla İngilizce olarak veriliyordu. Ve öğretmenlerin çoğu da Türktü. Okulların bu kadar erişilebilir olmasının sırrı da işte buydu. Çünkü hizmet hareketinin bir parçası olan çoğu gönüllü bu eğitim işini topluma bir katkıda bulunma düşüncesiyle yapıyordu. Başka bir deyişle her ne kadar maaşlarını bizzat sormadıysam da aldıkları maaşın lükse kaçacak bir miktarda olduğunu düşünmüyorum. Olsa olsa geçinmeye ancak yetecek kadar bir miktardır. Ancak oradaki okullar çok güzel bir şekilde idare ediliyordu. Ve öğrenciler orada bulunmaktan dolayı mutlu gibiydiler. Ben 1996 yılından beridir bu gizli ajandayı bulabilmek için elimden geleni yaptım diyebilirim. Vardığım noktada şunu söyleyebilirim. Gizli bir ajanda noktasında bütün mesele onu hiçbir zaman bulamayacağınızdır. Ve o her zaman gizli kalmaya mahkumdur. Şaka bir yana herhangi bir gizli ajandanın olmama ihtimali de vardır. Belki de yalnızca insanlığın ortak yararı adına ortaya bir şeyler koyma arayışında olan iyimser insanları, kendine çeken bir yanı vardır bu hareketin. Türkiye gibi bir yerde her şeye siyasi bir kılıf bulmak çok kolaydır. Hizmet hareketi örneğine baktığımızda da oldukça geniş bir seçenek listesi karşımıza çıkar. Sanırım en iyi bildiğim alan olarak eğitim kısmı oldukça başarılıdır ve kısa vadeli siyaset tarafından yutulmaması enteresandır. Kısa vadeli derken aklıma birden kısa iradeli terimi geldi ve o da mantıklı geldi. Yani demek istediğim dikkatlerin dağılmadan gözlerin ortak fayda üzerinde sabitlenebilmesi çok önemli bir mesele haline gelmiştir. Hizmet hareketinin merkezinde hayırsever faaliyetlerinin ve düşkünlere el uzatmanın olduğunu bize iftarla gösterdikleri zaman bize de kendi payımıza örnek alabileceğimiz kıymetli bir ders vermiş oluyorlar ama aynı zamanda bunun İslam inancının bir parçası olduğunu da gösteriyorlar. İslam inancı da zaten budur. Fars asıllı filozof Gazali ilmin ağacından bahseder ve o ağacın meyvelerini kişinin yaptığı hayırlı işler olarak tarif eder. Hayırlı amelle desteklenmeyen ilim hakiki ilim değildir. İşte hizmet hareketinin bu noktada çok güzel bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum.